Evet, ne diyorsun? Neler diyorsun? Ne diyebilirim ki? Benim zaten çok sevdiğim bir yer Berlin. Ailem burada. Aa! Evet, şu an beni izliyorlar. Şu an neredeler göremiyorum. Çok tatlı. Oo, maşallah. Ama fark etmiyor. Burada sokağa çıktığınızda. Salonun yarısı sizin aile yaşıyor. Evet öyle. Evet, arkadaşımı gördüm oradan. Ve zaten sokağa çıktığınızda gerçekten herkes sizin aileniz gibi. Her yerde bir Türk'le karşılaşıyorsunuz ve herkes çok sıcak, çok alakalı. Senin yüzden... Almancan var mı? Birkaç kelime var. İhrim edih diyorsun. O var zaten. Achtung dreißig var. İşte numaralar, alışveriş yaparken falan. Ondan sonra mesela gesund var. Çok gesund. Yengem söylüyor. Yemek yapıyorum, kinderlerimi pişiriyorum. Çok gesund oluyor. Ne demek o? Az biliyorum. Ben bir tek bildiğim Ausfahrt biliyorum. O da... Ben şeyi biliyorum, çok hoşuma gidiyor. Ach so. Ach so. Çok seviyorum. Ach so ne abi? Şaşırmak mı Hakan? Bir nida. Ha öyle mi gibi bir şey? Aman Allah'ım gibi bir şey herhalde. Aman Allah'ım. Ach so. Yani böyle... Herkes kendi yorumlamış. Herkes kendi yorumunu yapıyor. Mendili biraz ah so mu? Şimdi bu Bağdat nasıl çıktı ablacığım? Bak herkesin merak ettiği bir konu var. Bu Bağdat bana mı yazıldı? Biz seninle bir aşk yaşıyor muyuz? Biz evlenecek miyiz? Daha doğrusu üzerine bir soru da ben kendimden ekleyeyim. Aşık mısın bana? Oh! Ve çekildim. Sondan başlıyorum. Ve çekiliyorum. Sondan başlıyorum. Hayır. Evet. Net. Bayağı bildiğiniz ya sana, Almanya kapağı oldu bana. Bir şey söyleyeceğim. Sana gerçekten hani şarkı yazsam Bağdat yetmez, az kalır. Daha bir büyütmem lazım. Ay ne güzel söyledin. Bütün... Seninle her şey çok güzel. Evet. Sen gerçekten insanın dünyasını güzelleştiriyorsun. Şahane bir insansın ve şahane bir arkadaşsın. Hayır. Hayır. Biz çıkalım mı? Hayır. Biz çıkalım mı? Hayır. Bu alkış yetmez. Bu kadarcık alkış olacak bir şey. Hayır. Bu alkışı kabul etmiyorum yani. Bir şey daha söylemek istiyorum. Geçenlerde bir yerdeyim, kameralar böyle hani ayaküstü yakalıyorlar ya. Bana dediler ki sanat dünyasında işte dost yok, arkadaş yok. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda dediler. Ben dedim ki herkes arkadaşları çok hafife alıyor. Arkadaşlar aslında yakın bir sonraki aşamada bizim dostlarımız oluyor. Ve ben gerçekten çok şanslıyım. Benim senin gibi bir dostum olduğu için çok şanslı hissediyorum. Eyvallah, kendimi. Ben... Ve el ele seninle Bağdat'a yürüdüğüm için çok kıymetli hissediyorum. Ben normalde seninle dost olmazdım. Ben baktım senin albüm patlayacak, o belli bir şey. Yatırım yaptı. Yani ben dedim ki bu albüme kenardan kıyıdan Bağdat'tır bir yerdir. Bir yer bulalım, bir girelim dedim. Şaka söylüyorum. Ama ailem bir karar burada ver. Böyle bir şey olur, ne kadar ayıp bir şey. Böyle yapıyorsun, kandırıyorsun ailenin önünde bir de. Bakın ben de burada hazır biz bizeyken o zaman ben de açıklıyorum. Madem öyle, gerçekten de açıklıyorum. 2 ay sonra nişanlanıyorum. Nihayet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,